Evet, şimdi ekran paylaşımını açıyorum hocam ve şöyle yavaş yavaş isterseniz bu konuda başlayalım. Şimdi dün itibariyle ilk bir giriş yapmıştık hocam ve demiştik ki biz ilk dramalardan bahsedeceğiz ve genel bir giriş yapıp dramanın böyle belirleyici özelliklerini konuşmuştuk. Arkasından dedik ki Gorboduk adlı oyunla başladık ve şöyle söylemiştik hani ilk bizim trajedya olarak ele alabileceğimiz oyundu. Bu şekilde ne yapıyordu? Karşımıza çıkıyordu arkadaşlar. Bugün itibariyle de şimdi ilk komedi dediğimiz oyunu konuşacağız. Sadece isim olarak bilmemiz yeterli hocam. Onu söyleyeyim. Sadece isim olarak bilmemiz yeterli. O oyunda Ralph Royster, Doister olarak ne yapıyor hocam? Karşımıza çıkıyor. Yani burada Nicholas Yiddle'ın Ralph Royster, Doister oyunu bu şekilde karşımıza çıkıyor. Hikaye gayet basit şimdi. Olay şunun üzerine kurulu. Burada Ralph dediğimiz karakter illiterate bir karakter. Herhangi bir şekilde baktığınız zaman arkadaşlar okuma yazma sıkıntısı söz konusu. Ve aşık olduğu hanımefendiye Mary Grey aracılığıyla bir mektup yazdırır. İşte bu mektup zaten orada komedi öğelerini sağlıyor. Ve baktığımız zaman o mektubun içeriği işte o noktalama işareti değiştirilerek içeriği de ne yapılıyor? Mektubun değiştiriliyor arkadaşlar. Böyle bir hikayesi var. Arka planında bir şeyler var ama onlara fazla girmeyeceğim hocam. Girmeyeceğim. Şimdi sayın hocalarım burada gelelim high komediye. Dünkü derste konuştuk. High komedi için demiştik ki daha çok aslında court'u ilgilendiren, oradaki saray çevresinde sergilenen oyunları biz high komedi olarak ne yapıyorduk? Ele alıyorduk. Lütfen high komedi kelimesini duyarsanız öncelikli olarak bunu hocam John Lilly ile eşleştiriniz. Kafanızda böyle eşleşsin. Şimdi John Lilly'den 3 tane oyun konuşacağız ama burada bizim karşımıza çıkabilecek olan bir tanesi. Onu da zaten ilk olarak aldım. Biz John Lilly'yi Prose'da konuşmuştuk. Ve Prose'da demiştik ki hatırlarsanız bu beyefendinin bir derdi var. Aslında didaktik olarak Elizabeth'e bir şeyler anlatmaya çalışıyor. O anlattığı şeyin şimdi ne olduğunu hocam burada konuşacağız. Ve hatırlarsanız onunla ilgili iki tane de sanattan bahsetmiştik. Literary device'tan demiştik ki euphemism ya da euphemism Yufizm. ifadeleri, euphemism ve euphemism iki kelime de birbirine benzer kelimeler. Burada dedik onunla ilgili sanatlar olarak ne yapıyordu? Karşımıza çıkıyordu. Çünkü onun eserleri olan Euphues, The Anatomy of Wit, bir de Euphues'in His England'dan hareketle bu sanatları ne yapmıştık, konuşmuştuk. Şimdi gelelim hocam. John Lilly'den High Comedy'nin en çarpıcı örneklerinden birisi olan Alexander Rankin Paszke adlı oyuna. Olay şu. Bizim didaktik olarak burada anlatmaya çalıştığı şey dediğimiz gibi Elizabeth'e bir ders vermek. Elizabeth'e ile ilgili verilecek ders hocam onun özel hayatıyla ilgili bir derstir. Yani evliliğiyle ilgili bir derstir. Onu daha önce hani konuşmuştuk hatırlarsanız. Kimle evlenecek, nasıl evlenecek, evlenecek mi? Bunlar tartışılan konular arasındaydı. Şimdi hocam konu çok basit. Alexander Rankin Paszke'ydi. Siz Alexander the Great'i konuşuyorsunuz. Yani karşınızda kocaman bir İskender var. Şimdi böyle bir komutan, böyle bir lider bakın bir hanımefendiye aşık olur. Bu hanımefendiye aşık olduktan sonra Apelles adlı ressama bu hanımefendinin resmini yaptırmak ister. Şimdi bu resim yapılırken doğal olarak Apelles'le Kempes arasında bir aşk ilişkisi meydana gelir. Birbirlerini sevmeye başlarlar. Şimdi normal şartlarda olay nedir? Şudur. Yani Alexander dediğiniz adam bunu normal şartlarda duyduğunda ne yapması lazım? Bu ikisini ya da en azından Apelles'i ressamı bir şekilde arkadaşlar buradan elimine etmesi lazım. Nasıl elimine edeceği de gayet belli. Ama ne yapıyor bakın şimdi burada? Alexander orada çok farklı bir tavır gerçekleştiriyor. Kendisi o yüce kral olduğu için arkadaşlar oradaki aşkından vazgeçip kendisini aslında ne diyelim o ülkesinin âli çıkarlarına adıyor. Bakın onun adına ne yapıyor? Aşkını bırakıyor ve Apelles'le Kempesmi'nin yaşadığı ilişkiye sayın hocam ne yapıyor? Burada müsaade ediyor. İşte buradan görüyoruz ki biz burada Alexander yani ülkenin başındaki kişi Elizabeth adına konuşursak senin
herhangi bir şekilde ressamla şunla bunla ne yapmaz? İşin olmaz. Senin yapman gereken şey ülkenin çıkarları için ne yapmaktır? Mücadele etmektir. Bu dersi verdiğini çok rahatlıkla görüyoruz. Şimdi hocam diğer oyunda Safuan Faho farklı bir oyun değil. Bakın içerik olarak yani anlattığı verdiği ders olarak farklı bir oyun değil. Şimdi Faho dediğiniz karakter baktığınız zaman bir kayıkçı. Şimdi kayıkçı bir karakterin işte Safo ile olan aşkı anlatılır. Safo karşısında kim? Bir prenses. Şimdi doğal olarak bir tarafta nobility'den birisi varken bir tarafta da siz artık bir kayıkçının ilişkisini konuşuyorsanız doğal olarak bu ilişki bizim Türk filmlerindeki gibi mutlu sonla bitmeyecek yani. Bakın çünkü burada ne yapacak? Elizabeth'e ders verecek. Ne oluyor tabii ki? Aralarındaki o şeyden dolayı, sınıf farkından dolayı biz ne yapamadıklarını görüyoruz. Bu aşıkların yani Safo ile Faon'un kavuşamadığını görüyoruz. Ve belirleyici olan, bakın ben buraya aldım Sayın Hocam, şu battan sonraki ifade lütfen dikkat ediniz. Yani bunlar arasında o gap, o sosyal gap onlar için nedir? Bir obstacle'dır. Yani onları aşamazlar. Onun yüzünden bunlar arasında bir ilişkiyi ne yapamazsınız? Göremezsiniz Sayın Hocalarım. Peki diğer oyunda hani Edmund, The Man in the Moon'da bunda farklı bir konu görüyor musunuz? Hayır hocam. Burada da genç bir adamın, orta sınıftan bir adamın Cynthia'ya olan aşkını görüyorsunuz. Kraliçeye olan aşkını. Ama doğal olarak bu oyun John Lilly tarafından yazılmışsa Cynthia ile Edmund doğal olarak ne yapamayacaktır? Birbirine kavuşamayacaktır arkadaşlar. Bunun üzerine oyunları kurguladığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Ve John Lilly'yi bu şekilde bitiriyoruz. Lütfen Alexander and Campaspe. Bir tane oyun aklımızda kalsın. Bizim için yeterlidir Sayın Hocalar. Şimdi geliyorum buradan asıl konuşacağımız meselelere. Hocam dünkü derste söylemiştim. Tekrar etmeyeceğim. Ama soru buradan geliyor. Kısaca öyle söyleyeyim. Yani dramadan soru geliyorsa bir Christopher Marlowe, iki Shakespeare. Öncelikli olarak yine buradan gelecek hocam gelirse. Yani çünkü 20. yüzyılda sordu bize. Şu anda sıra aslında yine nerede? Burada. Bakın şimdi. Önce şuradan başlamak istiyorum. Hocam, Christopher Marlowe'u konuşuyorsak The Massacre at Paris ve Dido, The Queen of Carthage. Bu iki oyunun adını bile unutabilirsiniz. Adını bile unutabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Ama sayın hocam, Tamburlaine the Great. Bakınız. The Tragic History of Dr. Faustus, The Jew of Malta ve Edward II. Bunların hem adlarını hem burada konuşacağımız şimdi protagonist, antagonistleri, aynı zamanda summary'lerini ya da işte hikayenin içeriğini diyelim. Lütfen bir şekilde aklımızda tutmaya çalışalım. Ha, öncelikli olarak buradan ne gelir onu şimdi konuşacağız zaten. Dr. Faustus artık ikinci sıraya düştü. Çünkü bize özet olarak sorduğu soru bundan önceki yıllarda hangi soruydu? Dr. Faustus'tu sayın hocalar. Şimdi o zaman doğal olarak neyi bekleyeceğiz? Diğerlerini bekleyeceğiz. Ben şimdi yavaş yavaş buradan eserlere giriş yapacağım. Ama önce bir Marlowe diyelim. Ufacık bir dakika bir Marlowe diyelim arkadaşlar. Oradan devam edelim. Hocam dün birazcık aslında bahsi geçmişti ama Marlowe dediğiniz adam gerçekten sınırların dışında bir adam. Yani sınırları zorlayan bir adam. Burada konuştuğunuz trajedyalardaki konuları siz çok fazla Rönesans dönemi trajedyalarında ne yapmazsınız görmezsiniz. Mesela onun için her zaman şöyle derler. Yani hani push the limits all the time ya da hani push the limits of the conventions derler mesela. Yani orada baktığınız zaman bir şekilde gelenekleri, dini vesaireyi arkadaşlar ne yapıyor? Oradaki sınırların hep ötesine geçiyor. İşte şimdi bu eserlerde hatırlayanlar vardır. Ben yine de tabii bahsedeceğim bunlardan. Bizim için önemli çünkü hocam o limitlerin, o sınırların ötesine nasıl geçtiğini, nasıl bir tarz ortaya koyduğunu ne yapacağız? Konuşacağız sayın hocalar. Şimdi öncelikli olarak ben Tamburlaine the Great ile başlamak istiyorum. Normal şartlarda Tamburlaine the Great basit bir oyun. Evet, nasıl bir basit bir oyun? Baktığınız zaman işte normal trajedya kurallarına uyan, baktığınız zaman arkadaşlar 2 bölüm 5'er sahneden oluşan bir oyundan bahsediyorsunuz.
ve ne anlatılır? Çok basit bir hikaye. Bakın, Timur'un hayat hikayesi. Ama şimdi bu Timur'u Marlow anlatıyorsa, şimdi o Marlow'un nasıl anlattığını göreceğiz. Yani o perspektifi ne yapacağız burada? Göreceğiz hocalarım. Bir, öncelikli olarak kesinlikle bir, Tamburlaine sayın hocam protagonist olarak bir kenara yazılsın. Peki, bunun karşısına kimi koyacaksınız? Çok net. Bajazet, yani Beyazıt'ı konuşuyoruz. Beyazıt. Aynen, aynen hocam. Nereyi konuşuyoruz? İşte meşhur, o hepimizin bildiği işte Ankara Savaşı yılları değil mi? Hani kaçtı? 1402 miydi? Öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Öyle hatırlıyorum. Şimdi hocam, peki ne yapıyoruz burada? Yavaş yavaş bu Marlow'un Timur'u Tamburlaine the Great ya da Tambur the Lane diyorlar ona. Aksak Timur adı var ya onun bir de. Hani öyle de diyorlar. The Lane. Aksak. O şekilde de kullanıyorlar. Bakın şimdi hocam. Konu çok basit. Bir, Timur'un kral olarak yükselişi. Tamam. Burada baktığınız zaman işte Zanakrate'le ne yapması? Evliliği. İşte Asya krallarının mesela esir aldığı Asya krallarının kızlarından birisidir. Yani bu kızın önünde aileleri öldürülmesine rağmen, aile bireyleri öldürülmesine rağmen işte Zanakrate'in bu Timur'a ne yapıyoruz? Hayranlığını görüyoruz. Ve neler anlatıyor başka bize? Buraya ben böyle ufacık notlar olarak aldım. Tabii detay ben biraz size ne yapacağım? Bahsedeceğim. Bakın hocam, bu savaş esnasında Beyazıt'la eşini esir aldığında yapmadığı eziyet kalmıyor Timur'un. Kendilerini bir kafese kapatıyor. Kafese kapatıp işkenceler yapıyor. Bakıyorsunuz Beyazıt'ı sayın hocam, kendisi mesela bir sandalye gibi kullanıyor, sırtına basıyor. Hayvanlar gibi önlerine ekmek parçaları atıyor. Ve öyle davranışlar sergiliyor ki biz sonunda zaten Beyazıt'ın arkadaşlar işte kafasını demirlere vura vura ne yaptığını görüyoruz orada. Bir şekilde o sıkıntıdan kurtulmak istediğini görüyorsunuz. Ama bu işkenceler ne yapıyor? Devam ediyor arkadaşlar. Şimdi işkence sadece düşmanına değil, çevresindeki insanlara da ne yapıyorsunuz görüyorsunuz. Buraya notlar aldım bakın. Yani işkenceleri var, davranışları çocuklarına, baktığınız zaman işte bu kutsal değerlere saldırılar. Hepsi burada Christopher Marlow'un gözünden Timur'da ne yapıyor karşımıza çıkıyor. Bakın ben oraya şimdi birkaç tane örnek koydum. Şimdi kadere adam bu özgüveni görmenizi istiyorum. Yani nasıl bir özgüvenden bahsediyor? Yani o egocentric düşüncenin baktığımız zaman tavan yaptığı yer artık. Buradan ötesi yok. Yani adam tamamen kaderi kendinin yönettiğini söylüyor. Lütfen dikkat edin. Ve kaderin çarkını elimde diyor, ben çeviriyorum. Ve güneş ne zaman ki yörüngesinden çıkar ve o zaman siz Timur denen adamı esir alabilirsiniz ya da yenebilirsiniz. Başka türlü ne yapamazsınız diyor, yenemezsiniz. Böyle bir güçten bahsediyor kendine ilişkin olarak. İşte burada neyi görüyorsunuz? O olay ne? Aristo'nun trajedi teorisini konuşmadık ama işte hocam hubris'in tam da kendisi bu yani. Bak yani kibir artık burada ne yapmış? Tavan yapmış. Tabii biliyoruz ki bir hubris sonunda neye neden oluyor? O patos dediğimiz acı olay var ya, işte ona neden oluyor. Tabii göreceğiz patosu ama bunun patosu da başka yani. Hani patos matos hikaye buna yani. Hani acı olay pek şey yapmıyor. Orada bile Tanrı'ya meydan okuduğunu görüyoruz yani. Şimdi bakın. Olay şu. Dedik ya Asya'daki kralları arkadaşlar esir alıyor. Onlara eziyet ediyor. Ve kendilerini at olarak ne yapıyor? Arabaya sürüyor arkadaşlar. Ve kendilerini kırbaçlıyor. Bakın. Bu Marlow'un gözünden Timur. Marlow'un gözünden. Ha doğruluk payı yok mu? Evet. Tarihi bilgi olarak doğruluk payı da var tabii ki. Bazı olaylarda. Şimdi bakın size Asya'nın işe yaramaz nokta nokta atları. Şimdi günde sadece bu kadar mı yol gidiyorsunuz siz diyor. Arkanızda sizi kullanan böylesine gururlu bir adam var ve sizi süren böylesine işte gururlu bir neyle gidiyorsunuz diyor. Adamla gidiyorsunuz diyor. Bakınız şimdi. O zaman neyi görüyorsunuz? Sürekli olarak arkadaşlar burada o değerlere saldırıyı arkadaşlar veya düşmanlara olan ne diyelim baktığımızda o şey tavrı, aşağılayıcı tavrı çok net görebiliyorsunuz. Bu mesela
Hocam çocuklarından birisi savaşı sevmiyor. Ve savaşı sevmediği için Timur'un bir yöntemi var onu cesaretlendirmek için. Kendi bileklerini kesiyor ve kanını akıtıyor ve çocuklarından o kanla ellerini yıkamalarını istiyor. Bakın bu bir psikopatlık yani başka bir şey değil. Ama Marlow olunca söz konusu trajedya böyle oluyor işte yani. Ya da eser böyle oluyor arkadaşlar. O yüzden diyorlar ya Marlow büyük adamdı ya. Ya da Marlow farklı bir adamdı. İçinde büyük oğlu arkadaşlar yine de cesaretlenmemesine rağmen kendi oğlunun ölümüne kendisi karar veriyor ve cenazesini erkeklere yakışmadığı için kadınlara taşıttırıyor. Bakar mısınız yani? Böyle bir şeyden bahsediyorsunuz. Bakın Beyazıt'ı esir aldığı zaman yani bu verse'e bakar mısınız buradaki ifadeye? Yani kime artık o kült şey değerlere, kutsal değerlere nasıl yaklaştığını görüyorsunuz yani. Bakın oradan ne bekliyor? Hop, hadi diyor gel. Gel bakalım. Gücün varsa gel de aşağı göster kendini. Bu arkadaşlar Tamburlaine the Great yani. Tamburlaine the Great. Evet. Böyle bir hikayeden bahsediyoruz. Ama sonunda tabii ki biz arkadaşlar Timur'un ölümünü görüyoruz ama burada Tamburlaine ölürken bile yine ne yapıyor? Tanrı'ya meydan okuyor. Yani hiç şöyle diyeyim halk diliyle bizim kullandığımız sokak diliyle kullanayım. Hocam hiç geri vites yok yani hiç. Devam. Problem yok. Evet. Böyle bir hikayeden ne yapıyoruz şimdi? Bahsediyoruz. Tamam mıyız acaba? Tamburlaine the Hocam, Great. Buyurun. ben bir şey sormak istiyorum. Kaçırmış olabilirim, anlamadım tam olarak ama Beyazıt burada bu hikayede Antigonis mi oluyor? Tabii antagonist olarak alacaksınız hocam. Tabii. Tamamdır hocam, Aynen. teşekkürler. Antagonist olarak burada Bajazet'i koyacağız yani. Net. Evet. Şimdi geldik hocam buradan. Doctor, The Tragic History of Doctor Faustus. Şimdi orada da hemen önce sınav için şöyle bir şeylerle başlayalım. Burası soruldu ama dediğim gibi. Burası soruldu ama yine de lütfen protagonist, antagonist olarak ne yapalım? Konuşalım. Ha, bazen şöyle bir mesele de var sayın hocalarım. Şimdi bu trajedilerin içinde zaman zaman protagonistlerin kendisi de antagonist olarak ele alınabiliyor. Şimdi biraz garip gelebilir. Edebiyat bölümündeki hocalarıma garip gelmez ama hani hiç edebiyatla uğraşmayan hocam varsa bu biraz sıkıntılı gelebilir. Çünkü baktığınız zaman o kibir, o gurur veya işte kendi yanlışları aslında kendisi sonunu getiren kim oluyor? Kendi yanlışları oluyor yani. O yüzden de antagonist olarak ne yapabiliyorsunuz? Koyabiliyorsunuz karakteri aynı zamanda. Yani onu bilelim. Şimdi işte burada da öyle bir durum var. Doktor Faustus. Evet. Normal şartlarda Doktor Faustus'u konuştuğumuzda hocam biz diyoruz ki Faustus bizim için kimdir burada? Protagonist olarak aldığımız karakter. Peki antagonist kimi koyacağız? Doğal olarak net Mephistopheles ve Lucifer. Yani Lucifer, Mephistopheles ikisini de ne yapabilirsiniz? Alabilirsiniz. Doğrudan alırsak. Şimdi biraz hem kafamız dağılsın. Şey yapalım. Orayla yine bağlantırayım. Bir meşhur dizi vardı. 2 sene önce mi? Geçen sene şu Lucifer'i bir yüceltme çabaları vardı. Hatırlarsınız değil mi o diziyi? Enteresan bir diziydi böyle. Hani işte kovulduk. Buyurun Bedriye Hocam. Hala devam ediyor sanırım. Devam ediyor Evet, 5. sezon geçen yayınlanmıştı. daha devam Yani ediyor. geçen sene bu vakitlerde sanırım. Ama Anladım, daha devam edecek sanırım. 6'da olabilir. anladım. Çekiyor olabilirler. Yani evet devam edebilir. Ben bilmeyen hocalarım, belki duymayan hocalarım için söyleyeyim. Biraz şey olsun, gündemdeyse Lucifer o dizide biraz o Lucifer baktığımız zaman o gayet yakışıklı böyle işte insanlara aslında kötülük yapmak istemeyen sadece kötülüğü ona zarar verenlere yapan falan böyle bir karakter. Ama Lucifer'ı konuşuyorsak tabii biz burada farklı konuşuyoruz. Öyle değil yani hocam. Öyle değil. Şimdi hocam bakınız. Şöyle bir şey. Faustus'u konuştuğumuz zaman bilmemiz gereken mesele şu. Faustus aslında kendi ihtiraslarının biraz da kurbanı. Hani bilirsek baktığımız zaman. Hani olay şöyle kaynaklı. Kendisi bilim adına sürekli olarak ne yapıyor? Bir şeyler yapıyor. Ama belli bir süre sonra ne oluyor biliyor musunuz? Hayatında artık bir doyumsuzluk söz konusu.
Yani şöyle diyebilirsiniz artık. Hani he's not hatta fully he's not fully satisfied yani. Hani net orada. Hani with his life. Ne yapıyor bu sefer? Hocam yeni yollar arıyor. Bakın şimdi bilime yaklaşımı nasıl biliyor musunuz? Eğer ki diyor medicine için konuşuyor. Medicine dediğiniz şey diyor, tıp dediğiniz şey ölüyü diriltmeyecekse diyor, tıp değildir diyor. Bakın yani bu kadar artık limiti zorlama işi diyoruz ya, nasıl eşleşiyor onunla yani Marlowe'la. Ve bu yüzden memnuniyetsizliğinden dolayı bu necromancy dediğimiz ruh çağırma olayları var ya hocam, bu işlere girişiyor. Ve tabii ki doğal olarak kimle teması kuruyor? Mephistopheles'le teması kuruyor. Hocam Mephistopheles'le teması kurduktan sonra işte vay yandı gülüm ketemelli om yani. Mesele o aslında. Çünkü şöyle bir şey. Mephisto ile buluştuktan sonra her edebiyat bölümündekileri hatırlar onları. Kendi böyle kanıyla hop anlaşmayı imzalıyor. Anlaşma ne? Diyor ki Lucifer al sana diyor Faustus 24 sene ama diyor 24 yılın sonunda gelirim canını alırım. Mephisto'yu da hizmetine veriyorum. Al emrindedir. Yani at disposal of you no problem. You can do whatever you want from that time on. But when the time ends, I'll come and you'll be damned. Bitti. Yani gelir ve ruhunu diyor hop alırım arkadaş. Yani Faustus da dünden razı. Eyvallah diyor kardeş. Hiç sıkıntı yok yani. Lucifer kardeş. Ben diyor okey veriyorum diyor. Ve 24 sene bakın şimdi dikkat edin. Ama istediği şeyler çok enteresan. Bilim adına bir şeyler istiyor çünkü baktığınızda Mephisto'dan mesela. Yani Mephisto ile yeni deneyler yapmak istiyor. Yeni yerler görmek istiyor. Ama hocam doğal olarak trajedyası gerçekleşecek ya Faustus'un. Doğal olarak son sahne geliyor. İşte o son 11 saat kaldı dediği o son sahnede o son 1 saati bize aslında o nedir? En vurucu yeri orasıdır ve eseri en güzel anlatan yerdir arkadaşlar orası. Şimdi ne diyor orada? For vain pleasures have I lost the eternal joy. Bakın yani eyvah eyvah yani. Vay ki vay vay. Geçici heveslere ben diyor koca böyle sonsuz dünyayı mahvettim. Hani bor meselesi yani biliyorsunuz. Nide ve bor olayı hocam. İşte bakın orası çok güzeldir. O yüzden mesela şurada ben birazcık aldım. Sizle de paylaşmak isterim hocam. Bakınız sadece bir saatin kaldı Faustus. Ondan sonra ömrü billah perpetually Allah senin nokta noktanı verecek yani. Arkasından tabii şey başlıyor korku. Çünkü gitmek istemez Faustus hocam. Yani dursun diyor. Saatler dursun gitmesin ilerlemesin. Bakın ama ne olacak? Hayır arkadaş vakit geldi ve canını alacağız. O yüzden işte Faustus orada ne yapmaya başlar? Bir şekilde iç dünyasını dökmeye başlar. Der ki ya arkadaş dağlar, tepeler gelin üstüme ki gelip de beni almasın. Ya da ya ne olur keşke şu okyanusta bir damla su olaydım da beni orada bulamayaydı. Ama ne oluyor maalesef ki arkadaşlar Lucifer hiçbir şekilde fırsatı kaçırmıyor yani. Orada Faustus'un arkadaşlar bileti kesiliyor. Yalnız şöyle söyleyeyim. Kaçırmayaydım, yapmayaydım, etmeyeydim Faustus'ta yok ha. O bende. Tamam hocam. Yani dil öyle bir dil yok. Ama yanlış anlaşılmasın. Şimdi geldik hocam. The Jew of Malta. Sayın hocalarım. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Bir numarada bilmeniz gereken bence. The Jew of Malta. Lütfen. Notunu öyle alalım. Hani sıralama yaparsak bir numaraya The Jew of Malta'yı koyarsınız. İki numaraya Tamburlaine the Great'i koyarsınız. Üç numarada da Edward the Second'ınız vardır. Faustus'u sona atabiliriz dediğim gibi. Çünkü soruldu. Yani. Şimdi gelelim The Jew of Malta'ya. Bu oyunda da mutlaka ne yapacağız? Karakterleri bileceğiz hocam. Şöyle yapacağız burada da. Bu oyunun özelliği şöyle eşleştirin kafanızda. Bir revenge bir tragedy. Revenge vardır burada öncelikli olarak. Öyle bir not alabilirseniz iyi olur. Aynı zamanda hocam antisemitizm konusu burada işlenir. Bakın
Antisemitizm konusu burada karşımıza çıkar. Onu da bilelim. Şimdi ilk söylediğiniz neydi hocam? Nasıl hocam? İlk söylediğiniz revenge, öce alma hocam. Öce alma. Tragedias. Aynen. Revenge olarak karşımıza çıkıyor. Tamam mıyız acaba? Şimdi yavaş yavaş konuşalım. Hemen onu açayım. Karakterleri görün. Hocam, bir, Barabas. Kesinlikle adı unutulmayacak. Yani yanlış anlamayın, ben unutulmayacak falan derken emir cümlesi kullanmıyorum ama yani tarzım böyle, ama böyle bir yani şey olmasın. Hocam unutmayalım yani. Barabas aklımızda kalsın. Şimdi ben onları önceki yıllarda hep öyle söylüyordum arkadaşlarıma. Yine aynı şeyi tekrar edeceğim. Hocam Barabas diyorsak biz, aklımızda şöyle kalsın. Kendisi bir Yahudi. Yahudi diyorsanız işin içinde tüccarlık vardır, işin içinde para vardır, işin içinde bankerlik vardır. Bakın şimdi moneylender olurlar bunlar. Merchant olurlar ve doğal olarak aklınızda şöyle kalsın. Para bas, para. Paraları bas yani. Ha, para bası oradan aklınızda kalsın. Bu bir. Protagonist olarak alacağımız karakter hocam. Tamam. Bunu net oraya bir kere koyalım. Şimdi. Peki antagonist kimi koyacaksınız? Marlowe'un Yahudilere ve Türklere düşmanlığı bitmiyor. Şimdi bakın burada da aynı şeyi görüyorsunuz hocam. Kimi koyuyoruz? Hemen Selim var burada. Selim, bildiğimiz koca Yavuz Sultan Selim var yani arkadaşlar. Hani. Şimdi kim var? Osmanlı paşaları var. Kim var? Janissaries'ler var. Yeniçeriler var. Bakın bildiğimiz hep kelimeler yani bunlar. Lütfen o zaman şöyle yapalım sayın hocam. Burada Barabas'ın karşısına öncelikli olarak yani Selim'i koyalım. Kalif Selim ve yani Turkish Janissaries ya da buradaki hani başhavuz dediğimiz paşalar biliyorsunuz. Ama ad olarak sorarsa aman oraya dikkat. Hani Farnese hocam. Farnese Malta valisi. Bunu da antagonist olarak ne yapalım? Koyalım oraya yani. Bilgimiz olsun. Evet. Şimdi sayın hocalar. Şöyle başlıyoruz buraya. İsimleri aldınız mı? Yazdık mı acaba? Antagonist olarak tamam. Şimdi o zaman ben başlayayım. Bakın şimdi. Olay şunun üzerine kurulu. Evet. Yahudi bir tüccarımız var. Ve Malta'da bir hayat. Ve sayın hocalarım. Malta'ya bir haber gelir Osmanlı'da. Derler ki Malta lütfen tekst şeyleri, vergileri arttır. Vergileri şayet arttırmazsan gelirim ben oraya. O Malta'ya arkadaşlar tabir yerindeyse orayı herhangi bir şekilde elimine ederim yani. Tamam mı? Orayı dümdüz ederim diyor. Ve Farnese'yi bu haber geldikten sonra bir korku salıyor. Ve Farnese bu korkuyla hemen diyor Osmanlı'ya vergiyi arttırmam lazım. Buna bir çözüm bulmam lazım. Çözümü enteresandır. İşte antisemitizmi orada görürsünüz hocam. Bakın ne yapıyor biliyor musunuz? Vergileri Hristiyan vatandaşlardan değil, Yahudi vatandaşlardan toplamaya kalkıyor sadece. İşte bu, o Yahudi karşıtlığını ne yapıyorsunuz görüyorsunuz. Bakın, yani vergi sadece ne yapılıyor? Onlardan toplanıyor. Şimdi böyle olunca Barabas'ın o kinini, öfkesini görüyorsunuz işte siz. Ve bu yüzden bir revenge başlayacak bakın. Bir öc alma başlayacak. Ve eser de bu öc almanın üzerine kurulur. Nasıl bir öcden bahsediyoruz arkadaşlar? Hristiyanlara zaten doğal olarak Yahudi olduğu için ne yapacak? Onlara bir öfke duyacak. Mesela bazı oyunlar yapar. Ben o oyunlara pek girmek istemiyorum. Ufacık şöyle genel bilgi bağlayabilmek adına söyleyeyim. Şimdi Abigail, kızı mesela arkadaşlar, kızını kullanır bir oyunda. Farnese'nin oğluyla bir adamı birbirine düşürmek için kızını kullanır. Kızı bundan o kadar rahatsız oluyor ki ne yapıyor biliyor musunuz? Gidiyor bir Hristiyan şeye, church'e, kiliseye arkadaşlar. Orada rahibe olmak istiyor. Bakınız. Yani o babasının o dininden çıkıp ne yapıyor? Hristiyanlığa geçiyor. Ama öfke bitmez. Buna daha da öfkelenen Barabas ne yapıyor biliyor musunuz? Kendi kızının dahil olduğu o kilisedeki bütün rahibeleri zehirlemek istiyor arkadaşlar. Bakın. Böyle bir şey anlatılır. Hani
Yahudi imajı anlatılır. Öyle söyleyeyim ben size. Ve olay ne? Sonrasında Barabas Osmanlı'ya haber gönderir. Der ki bakın böyle böyle bir durum var. Sadece Yahudilerden alıyor. Vergiyi haksızlık yapıyor. Bunun üzerine Osmanlı oraya paşalarını gönderiyor. İşi çözsün diye. Bakınız şimdi. Paşaları ve Yeniçeriler gidiyorlar. Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz arkadaşlar? Fernezeyi bu yaptığından dolayı öncelikli olarak cezalandırıyorlar. Ve Barabas'a da ödül olarak Malta valiliğini veriyorlar. Şimdi bu gayet normal. Buraya kadar sıkıntı yok. Ama neyi görüyoruz şimdi bakın biz burada? İşte o düşmanlığın nasıl devam ettiğini. Buna rağmen Barabas arkadaşlar Türklerden de intikam almaya çalışıyor. Bakın onlarla da bir sorunu var çünkü. Ne yapıyor? O da çok enteresan. Marlow olduğu için yine hocam. Paşalara ve Yeniçerilere bir yemek tertip eder. Bu yemeğin altına, oturdukları yerin altına bir düzenek koyar. Eserde aynen öyle geçer o. Boiling cauldron diye geçer. Kaynayan kazanlar koyuyor alta, bakar mısınız? Öyle öldürmeye çalışacak yani. Hani Türkleri, Osmanlı paşalarını. Ve bu kaynayan kazanlarla onlara bir tuzak kurar Barabas. Ama son anda Fernize arkadaşlar bu tuzaktan haberdar olur ve Osmanlı paşalarını bilgilendiriyor. Ve bilgilendirdikten sonra da biz Barabas'ın o kaynar kazanlarda kendisinin kaynadığını görüyoruz. Ha giderken sıkıntı yok, Yahudi olduğu için acayip böyle sinkaflı laflar eder Türklere ve şeylere sayın hocam. Nedir o? Hristiyanlara. Hiç geri vites onda da yok yani. Marlow olunca tabii ki doğal olarak geri vites olmuyor yani. Ve böylelikle ne yapıyoruz? O trajedyanın gerçekleştiğini görüyoruz hocam. Evet, bir hocam el kaldırdı galiba. Ben öyle mi gördüm? Hemen bakayım. Ha, yok. Hocam şimdi devam ediyor. Merchant of Venice'deki Yahudi tüccarın kızı da kaçıyordu. Hatırlıyor musunuz? Shiloh. Shiloh'un kızı. Evet. Kızı da kaçıyordu. Evet. Bir Hristiyanla evleniyordu. Ha? Şimdi hocam niye biliyor musunuz şimdi? Onu şimdi konuşacağız. Şöyle bir şey var. Bakın şimdi. Hocam zaten o söylentiler orada çıkar. Dün girmedik hiç. Bu hani Shakespeare ve Marlowe ilişkisine. Hatta o filmi izlediyseniz o meşhur Aşık Shakespeare filmini. Oradaki Marlowe'la falan bir şeyler anlatılır böyle. Olanlar falan anlatılır ama. Hocam şu. Biz gerçekliğe bakalım. Burada Christopher Marlowe'un The Jew of Malta'sı Shakespeare'in The Merchant of Venice olmuştur zaten yani. Yani evet, buradan öyle da... Aynı. Hocam Shakespeare hırsız, ben Marlowe'cuyum gerçekten. Ya dediğim gibi o kısma. Hacer hocam dediğim net değil mi hocam, sıkıntı var evet. Mı? Ha. Evet evet anladım hocam, anladım. Şimdi evet. Hatırlayın şimdi onu da zaten sonra konuşacağız. Şeyde de The Merchant of Venice'de de Yahudi ne yapmaya çalışıyordu? Etini kesmeye çalışıyor adamın yani karşılık evet. Olarak bak. Yahudi dediğiniz et keser yani. Hani Shylock orada ne yapıyordu? Antonio'nun etini kesecek yani. Olay o. Hani, evet. Bu böyle çiziliyor hocam biliyorsunuz. Türk ve Yahudiler. Türk ve Yahudiler yani. Bu dönemde. Sonraki dönemde şey yapmamış. Konuyu açıyor ama özür dilerim. Sonraki dönemde de değişmemiş. Şey yapın. Bilenler vardır yine. William Blake. Blake'in romantik dönemde Songs of Experience orada mesela. Bakın şimdi Songs of Innocence ve Songs of Experience'da. Orada ne diyor biliyor musunuz? Bir adam puta tapan da olsa diyor, Heathen da olsa, Türk de olsa, Jew de olsa sevmelisin onu diyor. Çocuğun gözünden bak. Hani orada bile hani çocuğun gözünden böyle ama Experience'da öyle değil. Yani Experience'da o Poison'la beraber, Tree'le beraber Allah ne verdiyse hani kötü olarak gönderiyorlar yani insanlara yani. Hani bitmiyor evet. bu şey hocam mesela Hacer hocam. Evet. Tamam. Burada sonra konuşuruz. Hocam Barabas kendi düştüğü tuzağa düşüp ölüyor muydu? Onu kaçırdım da. Aynen ölüyor. Sonunda kaynar kazanda gidiyor hocam. Trajedya çünkü. Trajedya yani. Hocam trajedi. Bizde de bir söz var ya, kendi kazdığın kuyuya kendin düşmek gibi. Bunlar ki öyle yani. Aynen. Şimdi hocam drama teorisini görmedik ama yani şeyi Aristo'nun drama teorisini bilen hocamlar hani bir kelime ben söylemiş olayım katkı olsun diye sonra konuşacağız bunları ama yeri gelmişken böyle her şeyi de araya iliştirmeye çalışıyorum. Poetic justice, nemesis diyoruz ona. Hani
ilahi adalet dediğimiz bir şey var. Hak edenin hak ettiğini bulması sonunda. İşte burada baktığınız zaman o şekilde karşımıza çıkıyor yani. Hani nimensiz de diyorlar ona, poetic justice de diyorlar yani. İlahi adalet dediğimiz şey. Evet. Şimdi sayın hocalarım. Şöyle yapalım. Barabas'ı da bitirdik. The Jew of Malta da bitti. Kaldı. Çok fantastik konusu olan bir oyun. O da nedir bizim için? Edward II. Yani Christopher Marlowe'dan Edward II. Edward II isterseniz bir ara verelim. Evet. Aradan sonra konuşalım, olur mu? Olur tamam hocam. Hocam. Son oyunumuz o zaman, aradan sonra konuşalım. Haydi bakalım. Tamam. 10 dakika.
Evet, ben geldim hocalarım. Durum nedir? Hoş geldiniz hocam. Gördüm. Diğer hocalarım bakalım. Biraz bekleyelim. Kez gelsin. Evet, ekranlara bakmaktan gözler iyice gitti hep, değil mi? Ekrana bakmaktan, bak Bedriye Hocam da hemen gözlüğü taktı o da ekrana bakarken yine. Gözlerimiz mahvoldu. Evet hocam. Evet. Bir süre çıkartmıştım gözlüğümü, takmıyordum. Bu tekrar takmak zorunda kaldım. Rahatsız ediyor hocam. Ben takmadığımda mesela arada sırada çıkarıyorum böyle ama takmadığınızda harbiden böyle ekran şey yapıyor yani. Işıkla beraber rahatsız ediyor. Şimdi diğer hocalarım geldi mi acaba? Bir daha bir sorayım. İkinci defa bir soralım. Sayın hocalarım da durum nedir? Ben buradayım hocam. Ben de geldim. Tamam. Evet. O zaman yavaş yavaş başlıyorum ben sayın hocalarım. Yavaş yavaş başlayalım. Şimdi Edward II baktığımız zaman yine gördüğünüz gibi farkındaysanız mesela Tamburlaying'de de bir Senekin vardı. Hani dünkü derste konuştuğumuz. Edward II olduğuna göre tabii bir kraldan bahsettiğimize göre yine Senekin bir trajedi. Orada sıkıntı yok ama işlediği konu itibariyle sayın hocam gerçekten çok farklı bir konu. Şimdi birazcık bahsedeceğiz. Biraz bizi rahatsız edecek bir konu da olabilir. Hani bilmiyorum. Orada görüşlerinizi tabii sonra alırız. Biraz enteresan şeyleri var. Ama Marlowe söz konusu ise dediğimiz gibi işler değişiyor hocam. Şimdi bakınız. Şöyle yapalım. Olay çok basit aslında. Dört tane karakter üzerine. Başka karakterler de var ama hocam burada bir protagonist olarak alacaksanız Edward II'ı orada net olarak alıyoruz. Peki karşısına kimi koyacağız? Yani Isabella, Mortimer'ı da buraya alabilirsiniz. Isabella ile Mortimer. Bu arada sadece şey olsun diye, aklımızda kalsın diye baştan verelim. Isabella kendi eşidir Edward II'ın. Mortimer da sayın hocalarım bu dönemin kumandanlarından, ordunun başındaki adam, yani general diye ne yapabilirsiniz? Düşünebilirsiniz. Ama farkındaysanız şimdi Piers Gaveston'u konuşmadık hiç. Şimdi bu Piers Gaveston'dan biraz bahsedelim. Şimdi sayın hocam bir kelimeyle başlamak istiyorum. O kelime de Minion kelimesi. Minion kelimesini hepimiz duymuşuzdur. Evet, böyle ufak tefek vesaire, hani küçük adam anlamında, hatta çizgi filmleri de oldu onların, böyle ufacık ufacık şeyler. Gayet sevimli gözüküyorlar değil mi? Problem yok. Evet, Minion'lar baktığımız zaman. Şimdi oyun adına konuşalım. Minion dediğimiz kavram nedir, ne değildir? Hem birazcık da böyle hani doğrudan oyunda çıkmaz ama birazcık bilgi konuşalım. Şimdi hocam Minion dediğimiz kavram, bu Rönesans döneminde kralların erkek sevgililerine verilen ad. Erkek gözdeler yani. Bunların haremlerinde erkek gözdeleri de var.
öyle geçer orada. Male's favorite diye geçer. Bakın. Yani male favorite diye geçiyorlar. Bunlara verilen ad. Şimdi ve işte bu hikayemizde, bu dramamızda Edward'la bu şey Minion'u arasındaki aşk ilişkisi anlatılıyor. Sayın hocalar. Tabi aile de bunun işine girmiş oluyor şimdi ama birazcık bahsedeceğiz şimdi onlardan. Bakın şimdi. Şöyle bir mesele var. Şimdi olan şunun üzerine kurulu hocalar. Edward II'ın böyle bir ilişkisi var. Ve eşinin de Isabella'nın da bundan haberi var. O yüzden Court'ta bir rahatsızlık var sürekli olarak Piers Gaveston'dan. O yüzden Piers Gaveston için bir sürgün kararı alınır. Ve Piers Gaveston arkadaşlar ne yapılıyor? Sürgüne gönderiliyor. Sürgüne gönderildikten sonra biz bu iki beyefendinin arasındaki mektuplaşmaları falan görürüz. Yani birbirlerine olan aşklarını anlattıkları mektupları falan görürsünüz. Ve enteresan bir şekilde Edward II çok şey bir tabir kullanıyor için onun için arkadaşlar. Mesela normal şartlarda kullanılabilecek bir kelime değil ama şunu mesela frantic diyor. I'm really frantic for my Gaveston. And please bring him back. I beg you. As soon as possible diye böyle yalvarıyor lordlara falan. O court'a. Şimdi böyle olduğu için arkadaşlar court karar veriyor. Ne yapacaklardır? Piers Gaveston'ı sürgünden getireceklerdir. Piers Gaveston sürgünden geldiğinde kral doğal olarak ona hediyeler falan verir böyle arkadaşlar altınlar. Piers Gaveston ama aynı zamanda şey bir tavrı vardır. Snobbish bir tavrı vardır ve oradaki adamlara ne diyelim insult yani hakaret vesairelerde bulunur. Bunun üzerine Piers Gaveston ipi çekiliyor yani. Nasıl çekildiğini söyleyeyim. Kendisiyle alakalı bir idam kararı verilir. Şimdi idam kararı verilir ama kral tabii ki bunu istemez. Ve idam kararı verildiğinde kral der ki son bir kere görmek istiyorum. Lütfen Gaveston'ımı bana ne yapın? Getirin yani. Hani son bir defa sevdiğim adamı göreyim de. Ve bunun üzerine arkadaşlar Gaveston oraya gelirken lordlar bu durumdan rahatsız olduğu için iki tane lord kralın önüne gelirken ne yapıyor onu? Katlediyor. Ve bakın bundan sonrası itibariyle Edward o iki lordu ne yapıyor? Öldürttürüyor. Çünkü kendi sevdiği adamı ne yapmış? Öldürmüş yani. Buraya kadar normal. Tamam. Hadi burayı anladık hadi. Buraya kadar tamam. Hocam ama Edward durmuyor. Yani çok seviyordu ya. Bu yüzden o acısını kapatmak için iki tane daha minion buluyor kendine. Ve bu buldukları minionlar bir babayla oğul bakınız. Yani bir baba ve oğul yani. Hani bildiğiniz aile ilişkisi olan baba ile oğul. Bunlarla bir ilişkisi. Peki artık ne oluyor? Olay şu. Bu durum o kadar rahatsızlık veriyor ki Court'a. Isabella da bu durumdan rahatsızlık. Ve bu arada eşi tabii ki doğal olarak kendince haklı sebepleri olabilir. Mortimer'la bir ilişki yaşıyor. Yani kumandanla bir ilişkisi söz konusu arkadaşlar. Ve ne yapılır? Edward'ın idam kararı verilir. Tamam. İdam kararı verilir. Ama öldürülme olayı maalesef ki çok ne diyeyim kötü ve gerçekten iğrenç bir sondan bahsediyorsun Sayın Hocam. Öyle söyleyelim. Ve bilenler herhalde hatırlayanlar vardır onu. Şöyle yazayım ben buraya da alayım. Şu Red Poker'ı biliyor musunuz? Red Poker. Red Poker hangi anlamda kullanıyoruz? Red Poker. Hocam bilmiyoruz. Ama şey hocam Red Poker ne biliyor musunuz? Ateşte dağlanmış demir var ya dağlanmış demir. Ona Red Poker diyorlar. Bakın bu Red Poker'la kendisi idam ediliyor. Ama tabii ki orada da bir sistematik var. Neyse oraya girmeyeyim artık ya. Sadece şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar boğullarına yani boğullarına öyle diyelim yani. O şekilde kendisi ne yapılıyor? İdam ediliyor. Şimdi bunun üzerine işte idam edildikten sonra o trajediyi ne yapıyorsunuz? Orada görüyorsunuz arkadaşlar. Ha sonrasında tabii oğlu gelip şey yapıyor ama o kısımlar bizi ilgilendirmiyor. Mortimer'ı cezalandırıyor. Annesini işte sürgüne gönderiyor. Yönetimi ele alıyor ama dediğimiz gibi trajedi olan kısım bizim için neresi? Edward II'la ilgili olan kısımdır sayın hocalarım yani. Böyle bir hikayesi söz konusu değişik. Değişik bir hikaye. Evet. Ama sınav için önemli sayın hocalarım lütfen
Hani bunu bilelim. Şimdi geldik buradan. Hocam, sınav için konuşacağımız bir numaraya. Bakın, The Massacre at Paris ve Dido'yu dediğim gibi unutabilirsiniz. Adlarını bile unutun. Hiç önemli değil. Her zaman ilk soruyu beklediğimiz yer. Peki, bu kadar şöyle mavi, maviyi herkes görüyor değil mi? Mavi tabloyu. Sıkıntı yok. Tamam. Mavi tablo tamam. Hocam, ama şimdi doğal olarak bu oyunların hepsini biz ne yapmayacağız? Görmeyeceğiz. Sınav içinde ne yapmayacak zaten? Bunların hepsi karşımıza çıkmayacak. Eğer ki benim sözüme itibar ediyorsanız sayın hocalarım, benim söylediklerimi bilin. Sizler bunun için yeter, bunlar sizin için yeterli olacaktır. Onu söyleyeyim. Yani. Olay şu. Bir, Shakespeare'in tarihi oyunlarından çok net soru gelmez. Bakın. Orayı bir iptal edeceğiz. Ha, diyebilirsiniz ki hocam ne biliyorsunuz ya? Hani ÖSYM ile ortaklığınız mı var? Nereden biliyorsunuz? Hayır hocam. Sınavın sistematiği belli. Bakın şimdi. Biz Shakespeare'in tarihi oyunlarında sadece ve sadece baktığımız zaman kral. Kralın içinde kralla beraber Kort'taki House'da entrikaları, entrikalarla beraber prens olan kişinin bir sonraki oyunda ne olarak karşımıza çıkmasını görüyoruz? Kral olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Yani bunun içinde başka bir konu ne yapılmaz bize? Anlatılmaz sayın hocalar. Ha, orada ayrılıyor birisi, işte orada Richard III'de ayrılır ama ben onun da karşımıza çıkacağını ne yapmıyorum? Düşünmüyorum. Bu birinci notum. Bununla ilgili. İkinci notum şu sayın hocalarım. Olur da bir yerlerde karşımıza çıkarsa. Bakınız şimdi. Burada gördüğünüz gibi hep kral adları var. Kral adları. O yüzden şunu söylüyorum sizlere. Diyorum ki sayın hocam, Christopher Marlowe'un Edward II'ı ve Shakespeare'in King Lear'ı hariç gördüğünüz tüm kral isimleri, o Henry'ler, Richard'ların hepsi Shakespeare'in tarihi oyunudur. Bak böyle bir not verebilirim sizlere. Christopher Marlowe'un Edward II'ı ve Shakespeare'in King Lear'ı hariç diğer gördüğünüz o birler, ikiler, üçler vesaireler sayın hocam nedir? Bunlar bizim için baktığımızda Shakespeare'in tarihi oyunlarıdır. Yanlış anlaşılmasın hocam. Buraya kalkıp da şimdi şeyi koymuyorum mesela. Macbeth'i falan koymuyoruz. Hani niye? Çünkü orada konuştuğum şey şu. Hani Henry IV, Henry V mesela, Richard III ya. O yüzden King Lear'la. Bir de orada King John var çünkü tarihi oyunların içinde. O yüzden bunlardan bahsettim yani. Bu bir. Şimdi gelelim. Gelelim buradan komedi oyunlarına. Burada da not alırsanız yine sevinirim sayın hocalar. Peki buradan öncelikli olarak karşımıza hangileri gelebilir? Ben bir sıraya göre almadım burada oyunları sayın hocam. Bir, The Tempest. Lütfen bilelim. Lütfen bilelim. Yanına yıldızı koyalım. İki, The Merry Wives of Windsor. Sayın hocam. Bunun yanına yıldızı koyalım. Üç, Measure for Measure. Bunun yanına atalım bir yıldız. Bunlarla ilgili anlatacaklarım var çünkü. Laws, Labor's Lost. Diğer oyun. Bir diğeri A Midsummer Night's Dream. Hocam. Ve The Merchant of Venice. Diğer oyun. Sonuncusu da sayın hocalarım, The Taming of the Shrew. The Taming of the Shrew. Şimdi burası birinci bölüm. Yani komediler bölümü. Hocam, komedi oyunlarının içinde bir numarada her zaman beklediğimiz, bak şimdi bir de sıralama yapıyorum. Bir numarada her zaman beklediğimiz Venedik Taciri, The Merchant of Venice. Bu bir. İki numarada gelebilecek olan A Midsummer Night's Dream. İlk üçü açıklıyorum şimdi yani. A Midsummer Night's Dream hocam. Bu ikinci oyun. Ve üçüncü oyun olarak da aslında hangisini koysam diye düşünüyorum ama
Hocam şöyle yapın soruyu. The Merry Wives of Windsor'ı koyalım. The Merry Wives of Windsor. Üç numaraya da bunu koyalım. Tamam mıyız? Bu birinci bölüm. Şimdi geliyorum buradan ikinci bölüme. Daha notlarım bitmedi. Hani ekstra notlar da anlatacağım bunlarla ilgili. Hocam aslında benim trajedileri de söylememe gerek yok. Hani siz az çok onu tahmin edebiliyorsunuzdur. Bir, Romeo, Juliet. İki, Macbeth. Üç, Hamlet, King Lear ve Otello. Otello'yu sorduğu için en sona bırakın. Yani o artık büyük ihtimal gelmez. Peki gelebilecekse ne gelecek hocam buradan? Bu diğer dördünün arasında aslında bir ayrım yapamayız. Çünkü herhangi birinden soru gelebilir. Net. Yani burada herhangi birinden soru gelebilir. Onları da zaten ne yapacağız? Konuşacağız sizlerle. Ben oyunlar özelinde yavaş yavaş notlara başlayacağım şimdi sayın hocam. Oyunlar üzerinde yavaş yavaş notlara başlayacağım. İsterseniz şimdi The Comedy of Errors'la başlayalım. Ama bu önemsediğim oyunlara biraz daha detaylı anlatacağım. Bakın şimdi. Hocam hemen The Comedy of Errors'la başlıyorum şimdi. Şimdi şöyle bir mesele var. Hani dünkü derste demiştim ki hocam farz. Bunlar hatırlarsanız şöyle demiştik. Ya buradaki konuştuğumuz şeyler abartılı durumlardan yani kaynaklanan bir komedi söz konusuydu. Ve burada bir ne diyelim bir kargaşa, bir karışıklık olur farslarda. Hani bir işte mixed up dediğimiz bir şey vardır. Yani hani orada tamamen arkadaşlar bir ne oluyor? Kargaşa meydana geliyor. İşte farsların mesela en güzel örneklerinden birisi bu. Yani not almanıza gerek yok ama farsı anlatabilmek adına bu oyunu koydum ben buraya. Yoksa sınav için ben onun önemli olduğunu düşünmüyorum. Bakın. The Comedy of Errors. Hocam sadece kısacık konudan bahsedeyim. Siz nasıl farsa denk geldiğini göreceksiniz şimdi. Olay şunun üzerine kurulu. Zamanın birinde bir gemi kazası olmuş. Bu geminin içinde bulunan aile birbirinden kopmuş. Bu olabilir. Tamam, bunu kabul ettik. Ama şimdi şöyle düşünün. Bu gemiden baba ve çocuk bir tarafa, anne ve çocuk bir tarafa. Bu da tamam. Şimdi yavaş yavaş farslar geliyor bakın şimdi. Yani not almanıza gerek yok. Sadece anlatıyorum. Farslar geliyor hocam. Bu çocukların ikisinin adı da Antiphilus. Bunlar ikiz. Bir nebze son noktada bunu da kabul ettim. Ama kabul edebileceğim bir şey var. Bakın şimdi. Neymiş efendim? Bu geminin içinde bir de bunların köleleri varmış. Yani hizmetkarları. Bu çocukla bunların da adı Dromio'muş. İkisinin de adı. Onlar da ikizmiş. Dromio'lardan birisi baba ve Antiphilus'la, bir diğeri de anneyle beraber ne yapmış? Diğer tarafa çıkmış. Hadi bakalım. Bu aile birbirinden kopmuş. İşte sonrasında bu ailenin birbirini bulma çabası. Yani Antiphilus ne yapıyor? Gidiyor diğer ikizini arıyor arkadaşlar. Komedi nerede ortaya çıkıyor? Bakın işte bu durumların saçmalığında. Antiphilus gittiği zaman, Syracuse'lu Antiphilus Efesus'a gittiği zaman arkadaşlar, Efesus'ta bir iş veriyor Dromio'ya. Diyor ki bir ödeme var, git onu gerçekleştir. Şimdi Dromio gidince bu sefer diğer Dromio ortaya çıkıyor. Antiphilus kendi hizmetkarı sanıyor. Halbuki Dromio'nun ondan haberi yok. Yani o olduğunu bilmiyor. Kendisi de onu ne yapıyor? Kendi beyefendisi zannediyor. Aralarında işte garip garip konuşmalar geçiyor. O ona parayı ödeyip ödemediğini soruyor. Dromio diyor ki ne parası, neden bahsediyorsun? Bu sefer işte Antiphilus ne yapıyor? Ona işte vuruyor. Orada komedi öğeleri meydana geliyor. Ama bugünün şartlarında bizim için biz buna bir komedi diyebilir miyiz? Hayır hocam. Hani diyemeyiz gerçekten. Ama işte farsın böyle tam olarak o karışıklığı sayın hocam, o mix durumu bize çok güzel ne yapıyor? Özetliyor bu oyun. Onu bilelim yani. The Comedy of Errors. Bu şimdi birinci oyunumuz. Hocam, Twelfth Night'ta da bir şey vardı. Twelfth Night. Hocam, şimdi şöyle konuşuyoruz. Keşkekten kaynaklıydı. Nasıl?
Hacer hocam sordu ya, o kişiden kaynaklı bir farstı. Farsa ama kişiden kaynaklı. Onu mu söylemek istedi acaba? Yok yok, Hacer hocam onu demiyor. Twelfth Night'tan bahsediyor. Hocam bakın şimdi. Hacer hocam şöyle bir durum var. All well that ends well. Twelfth Night. Fark etmiyor. Shakespeare'in diğer oyunlarını da sayabiliriz. Tamam mı? Burada zaten genel farstır bunların. Ve bu farslarda baktığımız zaman hocam, zaten şimdi birazdan yeri gelecek, konuşacağız şimdi. Ne oluyor biliyor musunuz? Ya, çiftler vardır her zaman. Çiftler. Yani iki erkek ilk kadın görürseniz bilin ki orada işler karışacak. Yani onu konuşacağız. Twelfth Night. Şimdi işler karıştıktan sonra ne söz konusudur? O mutlu sonla ne yapıyorlar? Çiftler birbirlerini buluyor. İşte o konuştuğumuz Fars dediğimiz o zaten. Hani tamam. Mixed up diyorlar. Hani o şekilde bir karışıklık söz konusu yani. Anladım hocam. Hı-hı. Teşekkür ederim. Bedri hocamın da dediği o karakterden kaynaklanma meselesi. Biz onu şeyde konuşacaktık. O nedir o? The Merry Wives of Windsor'da öyle bir durum vardı. Onu ayrıca konuşuruz zaten şimdi. Yeri geldiğinde. Tamam. Şimdi hocam geldik. Bakın şimdi. Aynı farsın örneği. Şimdi dikkat edin. Two Gentlemen of Verona. Şimdi. Ha, bu arada şöyle söyleyeyim hocam. Ya mesele Shakespeare olunca tamam ben size hani atlayın diyorum, içeriği bilmeyin diyorum ama hocam en azından adlarını bilelim. Hani o çünkü Shakespeare olunca biraz isimleri de atamıyoruz. Yani adları derken eserlerin adlarını benim söylediklerimin dışında yani. Hani onları en azından ne yapalım bilelim. Hocam bakınız şimdi aynı mesele şimdi burada da var. Bir karışıklık ama bu sefer karışıklık o farz durumu kimler üzerinden? Erkek ve kadın karakterler üzerinden ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. Nasıl? En kısa şöyle anlatayım. Hocam olay şunun üzerine kurulu. Bakın bu adam Valentin adlı adam. Şimdi gencimiz kalkıyor İtalya'ya kendini geliştirmeye gidiyor. Hatırlıyorsunuz bunu çok konuştuk. İtalya'ya bu adamlar kendilerini ne yapıyorlar? Geliştirmeye gidiyorlar. Ve arkadaşından Proteus'tan onunla gelmesini ister. Ama Proteus der ki ya arkadaş benim bir sevdiğim kız var burada. Julian var. Lütfen bana dokunma. Ben seninle beraber gelmeyeceğim. Git sen kendini geliştiriyorsan ne yapıyorsan yap. Beni burada sevdiğimle beraber bırak. Ama daha sonrasında Valentin'in babasının da ısrarıyla Proteus'un biz ne yaptığını görüyoruz. Julia'yı arkadaşlar Verona'da bırakıp nereye gittiğini görüyoruz. Valentin'in arkasından Milan'a gittiğini görüyoruz. Bakın şimdi. İşte burada karışıklık başlar. Çünkü burada Valentin'le Silvia arasında ne vardı? Bir aşk ilişkisi başlamıştı. Ama Proteus gelince Silvia'yı görür ve o da arkadaşının sevdiği kadına aşık olur. İşte bu karışıklıktır. Bu olduktan sonra ne yapıyoruz biz? Proteus'un Silvia'yı ele geçirme çabalarını görürüz. Gider Milan Dükü'ne şikayet eder Valentin'i. Valentin sürgüne gönderilir. Sürgüne gitmemek için kaçar. Ben kısaca anlatıyorum böyle. Kaçar arkadaşlar ve bunların yolu bir ormanda kesişir. Bakın şimdi. Olay bunun üzerine kurulur. Bu arada da Julia zaten Sebastian. Hep zaten Sebastian diyorlar onlar. Arkadaşlar. Böyle erkek kılığına girdiğinde. Julia da Sebastian kılığında Proteus'un arkasından onu bulmaya gider. Yani sevgilisinin hasretine dayanamaz. İşte hepsinin yolu birleşir. Ve biz neyi görüyoruz biliyor musunuz? Yani Proteus ne yapıyor? Silvia o ara. Ben detaylara geçiyorum. Arkadaşlar. Bir gengin eline düşmüştür. Oradaki kanun dışı adamların eline düşmüştür. Ve onu kurtarır. Kurtardıktan sonra bakın kendisinin bir isteği vardır Proteus'tan. Ya o kadar kurtardık ve arkasından şöyle bir sexual harassment, rape yani öyle bir şeye kalkışır. Ama Valentin bu arada onları gözlemektedir ve Valentin ortaya çıkar Proteus'u durdurur. Şimdi normal şartlarda nedir? Adamın öldürmesini beklersiniz hani. Baktığınız zaman o dönem için konuşursak ya da herhangi bir şeyi gördüğünüzde. Şimdi hocam ama eserin adı Two Gentlemen of Verona bak bunlar gentleman. Gentleman adam bunlar. Ne yapıyor? Proteus onu gördüğünde diyor ki ne olur yalvarıyorum kendimden o kadar utanıyorum ki ben bunu yaptım. Lütfen beni affet. Yani ben çok acı çekiyorum şu anda. Valentin ne diyor? Tabii ki dostum yani affederim sıkıntı yok. Ve diyor anlıyorum ki sen Silvia'yı seviyorsun. İstersen diyor arkadaşlığımızın nişanesi olarak Silvia'yı sana sunabilirim. Bu ne abi? Yani baktığın zaman hani olay bunun üzerine kuruluyor. Bakın şimdi hocam
sana sunabilirim diyor. O sırada Jules Sebastian Kılın da bunu duyunca bayılıyor ve bayılınca işte işlerin çözülmeye başladığı yer. Proteus Julia'nın gerçek karakterini görüyor ve yaptığından çok pişman oluyor sayın hocalarım. Ve ondan pişman olup Julia'yla biz Proteus'un, Valentin'le de Silvia'nın evliliğiyle oyunun sonuçlandığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. İşte alın size Rönesans döneminin farsıdır sayın hocam bu. Shakespeare üzerinde zaten ne yaparsınız? Bunu bu şekilde konuşursunuz yani. Tamam mıyız acaba? Böyle enteresan konular var yani eserlerde. Hocam Türkçe kavak yerleri. Yani işte artık kavak yeri, kavak yeri mi diyeceğiniz, Behlül mü diyeceğiniz, ne diyeceğiniz bilmiyorum ki. Hani hangi adla adlandıracaksınız bilmiyorum yani. Hani böyle enteresan. Ama bakın şimdi bu arke planları biz ilgilendirmiyor. O yüzden konuşmuyoruz da burada İtalyan Rönesansı'na falan eleştiri vardır. Yani hani o kısımlar başka meseleler ama aslında orada bir eleştiri, Rönesans'ın eleştirisi vesaire söz konusu. Hani biz bugün böyle konuşuyoruz ama dediğim gibi arkada çok farklı şeyler anlatıyor. Ama bizim konumuz değil tabii. Hani şu an itibariyle konumuz değil. Evet şimdi sayın hocalar geldim bakın şimdi buradan önemlilerden birisine hemen orayı da konuşalım. O da sayın hocam Love's Labour's Lost. Lütfen bu eserin adını unutmayalım. Karakter bilmenize gerek yok. Yani karakter bilmenize gerek yok. Ama eserin adını bilelim ve bir özelliğinden de bilelim. Bir özelliğinden dolayı. Bakın şimdi. Burada da bir farz. Ama şimdi Love's Labour's Lost'ta konuştuğumuz şu. Hani farslarda ne oluyordu? Karakterler birbirlerini bulup evleniyorlar diyor hocam. Şimdi bunun özelliği ne? Bunun özelliği şu. Komedi oyunu olmasına rağmen bakınız şimdi. Komedi oyunu olmasına rağmen mutlu bir sonla bitmiyor. Yani burada bir evlilik mevhiç yok. Baktığınız zaman bir arkadaşlar happy ending söz konusu değil. Anlatabildim mi? Ya o yüzden diğerlerinden ne yapıyor hocam? Farklaşıyor. Yanlış anlaşılmasın yalnız. Bu onu trajedi falan yapmaz. Hani bu bir komedi oyunu. Ama diğerlerinden dediğim gibi farklı arkadaşlar. Özelliği budur. O yüzden dikkat edelim yani. Şimdi geldik. Hocam, Love's Labour's Lost'ta yine hikaye aslında benzer bir hikaye. Bu kendini geliştirme, kendini bilime adama, kitaba adama vesaire. Bu hikayeler burada da var. Şöyle bir şey. Ferdinand ve adamları yani lordları bir seferden geri dönerler. Zafer kazanmışlardır. Navar kralı zafer kazandıktan sonra sayın hocam saraya kapanırlar ve şöyle bir karar alır kral. Der ki bu saatten sonra kendimizi bilime adıyoruz. Yaklaşık herhalde 2 yıl mıydı 3 yıl mıydı öyle bir şey vardı. Biz hiçbir şekilde hiç kimseyle muhatap olmayacağız. Kendimizi kadınlardan uzak tutacağız. Kadınlarla herhangi bir şekilde işte birliktelik vesaire söz konusu olmayacak. Ve kendimizi kitaplara adayacağız diye bir söz verirler. Ve kral bir karar alır. Bu saatten sonra benim sarayımın etrafına dişi sinek bile diyor yaklaşamaz yani. Böyle bir karar alıyor. Tamam buraya kadar normal. İşte hikaye aslında Fransa prensesinin ve yanındaki ladylerin onunla beraber Navarra yani Ferdinand'ın yanına gelmesiyle başlıyor. Bir yardım için arkadaşlar Fransa prensesi nereye geliyor? Burada Ferdinand'ın yanına geliyor. Ve Ferdinand dışarı çıktığında doğal olarak ne yapıyor? Prensesimizi görüyor. Olacak olan nedir? Komedi oyunu. Prensesimize aşık olacak. Bakın şimdi standarttır bu yani. Aşık oldu. Bitiyor mu? Hayır. Yanındaki lordlar da çünkü sayıda öyle bir denk geliyor ki her zaman. Onunla beraber, prensesle beraber gelen ladylere ne yapıyor? Aşık oluyor. Burada bir komedi yok. Peki komedi nerede çıkıyor? İşte komedi şurada ortaya çıkıyor hocam. Burada mesela Costrup dediğimiz bir karakter var. Şimdi birbirlerine aşk mektubu yazarlar. Çünkü söz verdiler ya, kimse açıklayamıyor duygularını. O aşk mektuplarını Costrup alıyor. Ferdinand'dan aldığı mektubu başka bir lady'ye götürüyor, prensese götüreceğine. Lady'den aldığı mektubu başka bir lorda götürüyor. İşler ne yapıyor? Hop karışıyor. İşte bu farstır bakın. Net. Fars. Peki
Şimdi neyi bekliyoruz sonunda? Şu. Ha. Birileri çıkacak ortaya, yakılık değiştirerek çıkacak. Bakın hep Rönesans döneminin hani genel özelliği. Yakılık değiştirerek ortaya çıkacak. Ya da zaman zaman o bize ÖSYM'nin sorduğu Deus Ex Machina olacak, Tanrı inecek, olayları düzeltecek. Ama bakın şimdi burada onların hiçbiri ne olmuyor? Olmuyor. Mutlu sonuna yani bitmiyor. Çünkü Fransa prensesine babasının ölüm haberi geldiğinde Fransa prensesi yanındaki hanımefendilerle beraber tekrardan görüşmek üzere sözleşerek ne yapıyorlar hocam? Oradan ayrılıyorlar. Navar'dan ayrılıyorlar yani. E şimdi o zaman ne oldu? Bu oyun bizim için o normal standart Farslardaki gibi mutlu sonla ne yapmadı hocam? Bitmedi bakınız yani. Böyle bir özelliği var. Bu oyunun bilelim yani. Tamam. Evet. Bir de bu kelime var. Hadi okuyalım. İngilizcenin en uzun kelimeleri diye, kelimesi diye geçiyor değil mi? Onlardan birisi. Evet. Sayın hocam. Bu oyunda geçen özel bir kelime. Ha, bununla ilgili söylentiler, şeyler var ama neyse onlara girmeyelim yalnız. Okuyabilen var mı? Bir tane hocam hadi okusun bana. Honorificabilitutu niti tatibus mu? Ne? Bununla ilgili ben bir video izledim. Siz de bulursunuz YouTube'da. O kadar güzel ki. Drama oyuncularına okutmaya çalışıyorlar bu kelimeleri. Göreceksiniz neler çıkıyor. Yani öyle mahvoluyorlar ki bu kelimeyi okumak için. Sayın hocam. İşte onurlu olabilme imkanı gibi bir anlamı var bunun. Latinceden gelen bir kelime. Böyle bir şey kullanıyorlar burada. Kelime kullanıyorlar. Hocam çok enteresan bir kelimedir yani. Hani okunması da pek mümkün değil. Evet. Şimdi. Haydi bakalım. Oh, A Midsummer Night's Dream. Sayın hocam, kesinlikle karakter bilmemiz gereken yer. Bak, öyle söyleyelim. A Midsummer Night's Dream. Bunun konusu da bayağı bir uzun. Yani bayağı bir uzun bir hikayesi var. Ama şimdi Hacer hocam da görüyordur zaten. Hepimiz görüyoruz. Hocam bak, Lysander, Demetrius, Hermia, Helena. 4. 4 varsa işler ne olacak? Karışacak. Yani bilmiyorum, bir zamanlar şey vardı. Bizde bir biyoloji dersi vardı. Mendel bir şey. Mendel çaprazlaması mıydı? Neydi? Evet. Ya bir şey çaprazlıyorduk falan. Bunlarda şimdi komedi oyunlarında o çaprazlama oluyor hocam yani. Hani o cross, o hani meselesi baktığınızda çaprazlama bir şeyler oluyor yani. Bu oyunda da onu görüyoruz. Ama bu oyun sadece bir konusu yok. Birbirinden farklı 3 tane hikayenin anlatıldığı bir aslında drama sayın hocam. Bir işte hatırlayanlar var mı bunu? Bir şey vardı. Hocam tiyatro oynamaya giden köylüler vardı. Bir konu bunun üzerine kuruluydu. Orada Nick Bottom vardı. Kostüm falan giyiyorlardı herhalde hocam. Kostümü falan vardı. Aynen. Birinci hikaye oydu. İkinci hikaye Titania ile Oberon'un arasındaki hikaye. Pak da oraya dahildir. Ve bunların hepsinin birleştiği üçüncü hikaye Lysander, Hermia, Demetrius, Helena arasındaki ilişki o üçüncü hikaye. Ama bunların hepsinin yolunun birleştiği yer meşhur ormanımız yani. Bakın şimdi. Doğal olarak çok net olarak ne yapıyor onu veriyor. Peki sayın hocam neyi bileceğiz burada? Bakın şimdi. Bence burada soracaksa bu soruyu Puck karakteriyle soracak. Lütfen diğer adını da yazınız. Robin Goodfellow. Hani bunu da not alalım. Puck karakterini burada kesinlikle bilelim. Hocam. Bu bize soru çözdürür. Peki. Başka sayın hocam. Burada aynı zamanda bir şey bilmemiz lazım. Gerçi soruldu ama şöyle 2019. Bu sene çıkmaz artık. Bir sanatla önemsiyoruz biz bu oyunu sayın hocam. O Deus Ex Machina dediğimiz sanat. Bu da Pak mı yapıyor hocam o görevi?
Tabii, tabii hocam. Şimdi o biraz karıştırılıyor. Şöyle bir şey diyeyim ben size. Deus Ex Machina'ya baktığımız zaman mesela şöyle deniyor. Sınavda da öyle sormuştu gerçi ama. Hocam şunu soruyor. Net bir tanım var orada. Aynı tanımı ÖSYM'de kullanmıştı. And lowering God onto the stage. Yani Tanrı'yı indirme sahne. Bakın olayların çözümü için Tanrı'yı indirme diye geçiyor bu. Şimdi ama aynı zamanda şu olayların çözülmesi için supernatural elementlerin devreye girmesi. Yani bunlar fairyler olabilir baktığım zaman burada olduğu gibi. Yani supernatural elementler. İşte paktan dolayı biz Deus Ex Machina'yı buraya alıyoruz zaten. Ama normal anlamı dediğimiz gibi olayların çözümü için karışıklığın giderilmesi için Tanrı'nın ne yapılması diye sahneye indirilmesi olarak ne yapılıyor? Adlandırılıyor. Burada o işi bak arkadaşlar bizim için üstleniyor. Yani burada o şekilde Deus Ex Machina'yı sağlıyor. Sağlıyor. Evet. Şimdi hocam hikaye nereden başlasam nasıl anlatsam biraz içerik de bilmemiz lazım burada. Başlıyordu sanki hocam. Düğün hazırlığı yapıyorlardı herhalde. Nasıl hocam? Düğün hazırlığı yapıyorlardı. Tesus ve Hipolite. Bu. Tamam. Orada düğün hazırlığı ama şöyle bir şey. Asıl orada ondan sonrası konuştuğumuz bu köylülerin oyun için ne yapması? Hani sahneye hazırlanması. Değil mi? Oradan başlayalım. Neyse ben bir sırayla değil de şöyle hikaye hikaye gideyim o zaman. Hikaye hikaye gideyim. O düğün hazırlığında olan kısımda hocam kim var? Oberon'la Titania var. Bakın şimdi. Şimdi kralımızla kraliçemiz bunlar tartışıyorlar. Bakın. Bu tartışma esnasında biz Oberon'un baktığımız zaman eşini yani Titania'yı cezalandırmasını görüyoruz. Ceza nedir? Ceza şu. Paka bir görev verir. Der ki Titania'yı cezalandıracağız ve Pak bunu nasıl sağlar? Elinde bir magical juice var arkadaşlar. Bir sıvı söz konusu. Bunu kimin gözüne sıkarsa ya da işte uykuda kimin gözüne damlatırsa o kişi kalktığında ilk kimi görürse ona ne yapıyor? Aşık oluyor. Yani o Eros'un meşhur hani oku gibi bir şey yani. Ona ne yapıyor? Aşık oluyor. Ve Titania'yı kime aşık ediyor? Hocam siz hatırlarsanız düğünden sebeple eşek miydi hocam? Eşek kafalı adama aşık ediyor değil mi? Eşeğe de ama aslında kim o? Nick Bottom dediğimiz o hani eşek kostümü giymiş adama aşık ediyor. Bakın şimdi. Ha. Peki ikinci hikaye nerede? İkinci hikaye şurada arkadaşlar. Şimdi burada Lysander, Demetrius, Hermia ve Helena arasındaki ilişki. Biz şunu konuşuyoruz arkadaşlar. Lysander adlı gencimiz Hermia'ya nedir? Aşıktır. Tamam. Ama Demetrius adlı gencimiz de aynı zamanda aynı kızımızı sevmektedir. Yani Hermia'ya aşıktır. Peki olay nerede kilitleniyor? Helena'da kilitleniyor. Helena da Hermia'nın arkadaşı ve aynı zamanda nedir? Demetrius'a aşıktır. Bakın işler nasıl karışık değil mi? Anlatması bile zor yani. Peki ne oluyor? Şöyle bir şey oluyor. Lysander'la arkadaşlar biz Hermia'nın ne yaptığını görüyoruz. Kaçma kararı aldığını görüyoruz. Çünkü baktığımızda Demetrius'la ne yapmaması lazım? Evlenmemesi gerekir. Kaçarlar. Helena da ne yapıyor? Demetrius'a iyilik olsun diye ona kendini göstermek adına arkadaşlar Lysander'la burada Hermia'nın kaçtığını söylüyor. Doğal olarak Demetrius'la Helena da ne yapıyorlar hocam? Bunların Lysander'la Hermia'nın peşine gidiyorlar ormana. Peki ormanda olan nedir? Ormanda işte burada birleşir hikayeleri. Oradaki Oberon yani kralımız sayın hocam bunları gençleri izler. Ve ne yapar? Arkadaşlar şöyle bir şey gerçekleştirir. Lysander'la baktığımız zaman onun gözüne Pak aracılığıyla işte bu aşk sıvısının atıldığını görürüz. Ve Lysander kalktığında sabah kimi görecektir? Doğal olarak Helena'yı görecektir ve Helena'ya aşık olur. Aynı şekilde Demetrius da Helena'ya aşık olur arkadaşlar. İşte işler karıştı. İkisi de ne yapmaz bu sefer? Hermia'yı istemez. Hatta Hermia ile Helena bayağı bir kavga ederler burada. Ama biz neyi görürüz sayın hocam?
olayın sonunda tatlıya bağlandığını görürüz. Bakın daha detaylar var ama girmiyorum. Olayın sonunda tatlıya bağlandığını görürsünüz. Lysander'la burada Hermia ve Demetrius'la Helena'nın arkadaşlar birbirlerine kavuştuklarını ne yapıyorsunuz? Görüyorsunuz. Ve oyun da bu şekilde ne yapıyor zaten? Sonlanıyor. Evet. Şimdi sayın hocalarım ben burada bırakacağım. Burada kalalım. A Midsummer Night's Dream son eserimiz olsun bugün konuştuğumuz. Yalnız haftaya sözlü yoklama var, haberiniz olsun, sorarım. Tamam mıyız? Peki. Var mı acaba sormak istediğimiz bir şey? Çalışırız, geliriz. Buyurun Hacer Hocam. Haftaya çalışıp geliriz. Haftaya çalışıp geliriz hocam. Tamam, iyi olur. Haftaya sözlü yoklama var. Tek buyurun. Bir sorum var. Tamam, Edward the Second protagonist mi oluyor? Tabii protagonist orada. Edward the Second protagonist. Evet. Başka soru bekleyeyim. Var mı? Eklemek istediğiniz soru. Hocam Edward the Second'da antagonist kim oluyordu? Ben orayı kaçırdım ama. Nasıl hocam? Antagonist kim Edward the Second? Peki hocam. Edward the Second'da antagonist Mortimer'la Isabella'yı alıyorsun. Eşini ve kumandanı. Tamam. Onları koyabilirsiniz. Tamam. Hatta orada mesela Piers Gaveston da şey olarak alınıyor. Protagonist alıyorlar. Edward II'da ama hani o asıl ana karakter o değil yani. Ana karakterimiz o değil. Tamamdır hocam. Teşekkür ederim. Tamam. Rica ederim. Peki. O zaman hepinize çok teşekkür ediyorum sayın hocalarım. Kendinize iyi bakınız. Haftaya kadar. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşürüz.